Yok Dünyası'ndan bu haftada herkese merhabalar. Bu hafta prematüre bebeklerle ilgili bir blog yazarı konuğumuz var. Konuğumuz Evrim Çakıcı. Merhabalar Evrim Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bize kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. 28 haftalık doğan Duru ve Kaan'ın annesiyim ben. Evet. Duru ve Kaan ikiz bebekler. Onların doğumundan sonra yaşadığımız sıkıntıları anlatan, yaşadıklarımızı anlatan blog yazmaya başladım. Son 1,5 yıldır profesyonel olarak blog yazıyorum. Duru ve Kaan şu an 6 yaşında. Yaşadığınız deneyimlerden bahsediyorsunuz. Bunların yanı sıra uzman görüşlerine de yer verdiğinizi evet. biliyorum. Biraz bunlardan bahsedelim isterseniz. Blogumda Duru ve Kaan'ın doğumundan itibaren, şimdi 6 yaşındalar şu an çünkü, yaşadığımız yeni doğan yoğun bakım serüveni, takip eden süreçte prematüre doğuma bağlı yaşadığımız serebral palsi, hidrosefali ve devamında yıllar süren fizik tedavi serüvenimiz var. Evet. Bununla birlikte tabii ki onlar da prematüre doğuyorlar. Minicik doğuyorlar ama büyüyorlar tabii ki çok şükür. Normal çocuk gelişim evreleri de devam ediyor. Hem tabii ki bu prematüreliğe bağlı yaşadığımız sorunlara yer verirken anne olarak kendi deneyimlerimi paylaşırken aynı zamanda normal çocuk gelişim evrelerine yer veriyoruz ama bununla birlikte uzmanlar da yazıyor, terapistler yazıyor blogumda. Annelere uzman görüşlerini de sunuyorum. Peki sizin bu yaşadıklarınıza dair mesela normal doğum yapan annelerden elbette ki farklı bir özen göstermek gerekecek. Kesinlikle. Bu tarz çocuklara. Evet. Yani bunların beslenmesinden hani henüz kıkırdak yapısı tam anlamıyla gelişimini tamamlamadığı için takım risklerinin olduğundan. Bunlardan biraz bahseder misiniz? Bu tarz doğum yapabilecek ya da bunu yeni deneyimleyecek anneler için nelere dikkat etmeliler? Nasıl beslenmesine nasıl dikkat edebilirler? Uyku düzeni nasıl olur bebeklerde? Biraz hani birebir uzmanlardan elbette ki uzmanların görüşlerine değer veriyoruz. Ama birebir yaşayan bunları anneler olacağı için, anneler olduğu kesinlikle. İçin sizin paylaşımlarınız çok daha sıcak gelir kesinlikle. İzleyicilerimiz. Öyle düşünüyorum ben. Ben de tabii ki ikiz prematüre bebek annesi olarak beslenme sürecinde de birçok farklı deneyimler yaşadım. Bir kere her çocuğun bir kendine has, kendine münhasır bir yapısı var. Duru ve Kaan doğduktan sonra neredeyse birbirine yakındı aslında kiloları. Kızım 1050 gram, oğlum 1085 gram doğdu. Evet. Ve tabii ki yeni doğan yoğun bakımda da bir süre sonra anne sütüyle ve devamında maalesef sütüm yeterli gelmediği için mamayla beslendiler. Kilo alımları. Bunlar çok özel karışım mamalar değil mi? Kesinlikle. Bunları zaten yeni doğan yoğun bakımda uzman doktorunuz zaten bu konuda annelere bilgi veriyor. Gereken her şey kesinlikle uzman tarafından yapılıyor. Evet. Beslenmeye gelirsek tekrar ikisi de mesela oğlum çok hızlı kilo alırken kızım daha yavaş kilo alıyordu. Daha az besleniyordu. Kusma sorunu vardı. Oğlumda böyle bir sorun yoktu. Daha hızlı besleniyordu. Ama özel prematüre bebekler için özel hazırlanmış mamalar, kalorisi yüksek özel vitamin karışımlarını beslenme döneminde kullanıyoruz. Bunu zaten sizi takip eden uzman doktorunuz size günlük reçete halinde yazıyor ve bildiriyor. Ben de doktorumun tavsiyesiyle bize verdiği günlük reçeteleri uygulayarak ek gıda dönemine kadar geldik. Ek gıdaya başladığımızda da normal her bebekte başlandığı gibi her bebekte ek gıdaya başlandığında dikkat edilmesi gereken kurallara dikkat ederek devam etti beslenme süreci. Peki uyku düzenleri nasıldı? Mesela uzman görüşlerini incelediğimiz zaman bu şekilde doğan bebeklerin ortalama günlük 22 saat uyuyabileceklerini ve sık sık uyanabilecekleri konusuyla ilgili bilgiler veriyorlar. Siz de bunları yaşadınız mı? Uyku düzenleri nasıldı bebek?
Ben de Duru ve Kaan'la ikiz annesi olarak hem de prematür annesi olarak farklı, biraz daha farklı bir deneyim evet. oldu belki de benimkisi. Küvez dönemi yaşadığımız için orada evet. hemşireler tabii ki bebekleri besliyorlar, gazını çıkartıyorlar ve kendileri hı hı. uyuyor. Bizim kültürümüzde bir ayakta sallama durumu evet. var. Ben bunu normalde de zaten hani küvez dönemi yaşamasaydık da bunu zaten kesinlikle planlamıyordum. Evet. Eve geldikten sonra da yine bebekleri aynı şekilde besleyip gazını çıkarıp altını temizleyip kendileri uyuyabilecek şekilde evet. Yani bebeklerin tüm konforunu ve rahatını sağladıktan sonra kendileri uyuyabilecek şekilde yataklarına bıraktım. Evet. Bu şekilde evet her bebek gibi normalde yeni doğan gibi 3 saatte bir beslenip gazı çıkartılıp altı değiştirilip evet. yataklarına bırakıldı. Ayakta hiç sallanmadılar. Hep kendi kendilerine uyumayı öğrendiler. Evet. O yüzden açıkçası uyku düzeni oluşturmada, uyku rutini oluşturmada evet. Çok sorun yaşamış bir anne değilim. Ayakta evet. sallamayı hiçbir zaman zaten planlamamıştım. O şekilde de devam etti. Evet. Bir de uyurken uzmanların görüşlerinden bu da. Birkaç saatte bir böyle çocukların hani uyku pozisyonlarını değiştirerek hani biraz önce de ifade etmiştim. Kıkırdak yapıları henüz gelişmediği kesinlikle, için kesinlikle. Olumsuz bir şekilde etkilenmemeleri için bunu da özellikle kafa etti. İçin. Evet, evet. Benim kızım mesela evet. kafası yumurta gibiydi. Ki doğum yaptığım hastanede evet. de yeni doğan yoğun bakımı çok evet. titiz, çok iyi bir çok titiz bir yerdi zaten. Orada da sürekli bebeklerin pozisyonunu değiştiriyorlardı evet. gün içinde. Tüm hem vücutta da yaralar oluşmaması için. Çünkü yeni doğan yoğun bakım döneminde bazı bebeklerde maalesef sürekli yattıkları için yaralar oluşabiliyor. Bir de normal doğum yapmış annelerin bebeklerinde ki ile kıyasladığımız zaman biraz daha tenleri ince oluyor herhalde. Kesinlikle, evet. kesinlikle. Sürekli yatış pozisyonlarını sürekli değil de arada bir evet. mutlaka değiştirmek lazım. Benim kızımın kafası yumurta gibiydi mesela. Doktorumun tavsiyesiyle sürekli sağa evet. sola değişik pozisyonlarda yatırmaya gayret ettim evet. uyurken. Ve bir süre sonra zaten düzeldi kendiliğinden. Evet, harika. Peki giysi seçimi yaparken nelere dikkat ettiniz? Özellikle herhalde pamuklu giysilerin kesinlikle. Seçimi çok önemli olmalı. Kesinlikle. Erken doğan bebeklerin her şeylerine o kadar evet. çok dikkat etmeniz gerekiyor ki onlara işte doktor seçiminde de aynı şekilde beslenmelerinde de olduğu gibi evet. kıyafetleri de çok önemliydi. Ki zaten bir kere ilk başlarda prematüre bebek kıyafetleri evet. bulmanız gerekiyor. Evet. Pamuklu olması önemli. Özel deterjanla evet. yıkanmaları ve Ay mutlaka ütüleniyor olması. Kesinlikle evet. özel bebek deterjanlarıyla yıkanabilir. Çok özel doğal organik deterjanlarla yıkanabilir ve mutlaka daha sonrasında ütülenmesi evet. gerekiyor. Evet, çok güzel. Peki şu anda bebekleriniz kaç yaşında, sağlık durumları nasıl? Biraz onlardan evet. bahsedelim. Şimdi şu an tabii artık onlar bebek evet. değiller. Yaklaşık 1,5 ay sonra 6. yaşlarını Maşallah, dolduracaklar. Tabii uzun süren fizik tedavi dönemimiz oldu. Evet. Bazı bir takım hastalıklarla mücadele ettik, uğraştık. Ama şimdi yaklaşık 6. yaşlarını bitirmek üzereler. Hazırlık okuyorlar bu sene. Çok Gayet güzel. İyiler şu an. Harika. Şimdi blogumun dışında bir Alman firmasında, bir kozmetik firmasında network lideriyim, network şirketi evet. Elar'da çalışıyorum. Yine annelerle ve kadınlarla iç içeyim. Evet. Sağlık ve kozmetik sektöründe zaten Elar'da. Biz anneler kendimize de evet. bakmalıyız tabii ki. Sağlık ürünleri, kozmetik ürünleri evet. Zaten hani biz kadınların çok ilgi duyduğu alanlar. Ben de annelerle birlikte olduğum için evet. Elar'da da bir takım çalışmalar yapıyorum.
Evet, gayet hı-hı. güzel. Hı-hı. Şimdi hazır yeri gelmişken biraz önce mesela sizden önce Enis Hanım'la da bunu yapmış olduk. Kendi yaşamış olduğu deneyimleri paylaşması, bir başka ihtiyacı olan anne adaylarının bu paylaşımlardan faydalanması da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Siz de bunu yapıyorsunuz. Bunlar kesinlikle. Harika. Gerçekten insanlara faydalı olabilecek bilgilerle dolu. Aha. Şimdi şöyle, Avrupa'ya seyahate giden bir Türk beyefendi bir kafede arkadaşıyla otururken bir takım olaylara şahit oluyor. Bunlardan yeni gelen müşterilerden iki kişi gelmişlerken 5 kişilik kahve söylüyorlar. 5 kişilik ödeme yapıp 2 kişi kahve içiyor. Bizim Türk beyefendiye çok enteresan geliyor. Olayı anlamaya çalışıyor. Birkaç örnek daha, benzer örnek daha yaşadıktan sonra garsona sormak ihtiyacı hissediyor. Ardından garson birazdan da şahit olacaksınız evet. olaya diyor. Bu arada yaşlı, soluk sesli bir beyefendi içeri giriyor kafeden içeri. Askıda diyor kahve var mıydı acaba diyor. Sonra garson buyurun efendim var diyor. Orada kahvesini içiyor. Bu çok güzel. Bunlar inanılmaz güzel şeyler. Çok, evet. Yani köylerde imece usulü yardımlaşmalar, Osmanlı kültüründe mesela bir veresiye defterinde maddi durumu iyi olan kişinin gidip hani veresiye defterine yer alan örnek kesinlikle. Veriyorum. İlk 3 kişinin hesabını ödeyemek istiyorum. Kim olduklarını bilmeden ama. Bilmiyorlar. Ödenen, gizli bir şekilde. Kimin ödediğini evet. biliyor. Ne de ödenen aynı şekilde hiçbir kesinlikle. Bilgi sahibi değil. Yani bu arada kimse incinmemiş oluyor. Hiç kimse kesinlikle. Kimseye yardım ettiğini bilmeden. Sadakanın gizli verileni makbul. Verdiğiniz örnek çok güzeldi. Paylaşma ve yardımlaşma adına paylaştıkça çoğalacak. Ekmeğimizi ne kadar çok paylaşırsak o kadar kesinlikle. Çok çoğalacak. Komşusu açken tok yatan evet. değildir diyen bir kültürden geliyoruz evet, biz. Biz de buradan herkese yardımlaşma çağrısı ve paylaşma çağrısı yapalım. Evet. Ben Club Türk TV aracılığıyla devlet yetkililerine de seslenmek istiyorum. Yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde erken doğum yapan anneler için ücretsiz psikolojik destek sağlanmasını istiyoruz. Evet. Tüm prematüre anneleri adına buradan bir blogger olarak sesimizi duyurmak istiyorum. Çok teşekkür ederim yer verdiğiniz için programınızda. Biz teşekkür ederiz.